Çok teşekkür ediyoruz efendim. Semazenlerimize. Çok saygıdeğer konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iftar alanımıza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. فألف
بِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة،
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ما يصفون وسلام على المرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'un alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabir rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلت رحمة للعالمين واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افترت اللهم senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin vermiş olduğun rızkınla orucumuzu açıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta olanlarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza edalar ihsan eyle. Dualarımızın kabulü için ve kâf ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için özellikle ve hasreten şurada toplanıp dualarımıza amin amin diyerek iftar çadırımızı şereflendiren bütün kardeşlerimizin cümle geçmişleri için Allah rızası için el-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sâgânâ ve câlenâ minel müslimîn. Nimet-i celîlullah, bereket-i halilullah, şefaatinden ya Resûlallah. Ölmüşlerimizin ruhu için,
Bakide kalanlarımızın sıhhat ve afiyeti için, soframızın bereketi için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. ...11 ayın sultanı Ramazan ayının... ...bin aydan değerli mübarek Kadir gecesini idrak edeceğimiz... ...bu güzel günde... ...Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla... ...Seyhan Belediyesi ve Çukurova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediğimiz... ...iftar buluşmasına hoş geldiniz. Peşini milyonları takarak... ...haktan, halktan, mazlumdan yana onurlu bir yürüyüş gerçekleştirerek... Özgürlük ve adalet mücadelesi başlatmış. Eli kanlı PKK terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan tek lider olarak Allah'ın verdiği bir canım var. Ülkeme, Türkiye'ye feda olsun diyerek haram lokma yemediği için suçlanan demokrasi kahramanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kısa bir konuşma yapacağım. Kısa bir konuşma yapacağım. Beni dikkatle dinlerseniz çok mutlu olurum. Ramazan ayındayız. Bereketli bir aydayız. Güzel bir aydayız. Sevginin, barışın, hoşgörünün yoğun olması gereken bir aydayız. Bu gece Kadir Gecesi, hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Arzu ediyorum, diliyorum ki Türkiye'de huzur olsun. Hepimiz huzur içinde bir arada yaşayalım. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Birlikte olmaya ihtiyacımız var. En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşımla tokalaştım ve biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik. Ben biliyorum, Türkiye'de milyonlarca gencimiz, milyonlarca baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı bir toplumda huzuru ayakta tutamazsınız, huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah ayın 24'ünde sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye'yi inşa etmek için, birlik için, beraberlik için, huzur içinde yaşamak için, kardeşlik için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin bir ülke, hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin olmadığı, yoksulluğun olmadığı, herkesin huzur ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dostluğumu gönderiyorum. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum. You're a submarine boy.
başında tek bir adam olur mu? Yargının önünde ön yargı olur mu? Memleket elden giderken tutturdular başkanlık. Ne kaldı ki satacak? Bitti arpalık. Millet geçim derdindeyken tutturdular başkanlık. Ne kaldı ki satacak? Bitti arpalık. Memleket